Sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tür değildir denilmiş. Kimyasal türleri biz genel olarak üçe ayırıyoruz. Atom, molekül ve iyon kimyasal türlerimiz. Hatta iyonu da negatif yüklü iyon yani anyon ve pozitif yüklü iyon yani katyon olmak üzere ikiye ayırma şansımız var. Peki inceleyelim. Atom bir kimyasal tür. Molekül bir kimyasal tür. Bileşik molekülü ya da element molekülü olabiliyordu. Katyon pozitif yüklü iyon bir kimyasal tür. Anyon negatif yüklü iyon bir kimyasal tür. Plazma ise bir kimyasal tür değil. Plazma maddenin dördüncü hali olarak kabul edilen bir hal ve plazma içerisinde atom, molekül, iyon, radikaller ve elektronlar bulunur. Dolayısıyla plazma bir kimyasal tür olarak kabul edilmiyor. Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisi atomdur diye sorulmuş. O2 bir molekül, o bir element molekülü. Element molekülü. Birden fazla atom kovalent bağla bir araya gelmiş tek bir bütün oluşturmuş. Karbondioksit bir bileşik molekülü. Karbon ve oksijen atomları kovalent bağla tek bir yapı oluşturmuşlar. Bileşik molekülü, dolayısıyla molekül. Bizden atom olanı soruyordum. Na artı ise yüklü bir tanecik. Yani o bir iyon. Hatta pozitif yüklü iyon olduğu için o bir katyon. Negatif yüklü olan Cl eksi ise bir anyon. Helyum ise tek bir atomdan oluşuyor. Dolayısıyla tür olarak atom. H2O bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle H2O belirli formülü olan bir bileşik. Daha doğrusu bir bileşik dediğine göre belli formülü olmak zorunda. Yani bileşenleri arasında belli bir oran içeriyor. 2 hidrojen, 1 oksijen bir araya gelmiş. Peki, saf madde midir bileşikler? Evet, saf madde. Peki H2O aynı tür moleküllerden mi oluşur? Evet, H2O moleküllerinden oluşur. Yani tek tür molekül içerir. Peki farklı tür atom içerir mi? Hidrojen ve oksijen olmak üzere iki farklı atom içerir. Dolayısıyla verilen bilgilerin tamamı doğru. Cevap E seçeneği. Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin kimyasal türü yanlış verilmiştir diye sorulmuş. İnceleyelim. Neon tek atomlu bir yapı. O bir soy gaz ve tek bir atom gösterdiğine göre kimyasal türü atom. Potasyum artı yüklü bir tanecik yani bu o bir iyon. Artı yüklü iyonlara biz katyon diyorduk. Dolayısıyla doğru. Flor eksi yüklü bir iyon. Dolayısıyla o bir anyon. Peki NH4 artı yüklü bir iyon. İyon dediğimiz zaman her zaman tek atomlu olmak zorunda değil. Atom gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu yüklü taneciklere biz kök diyoruz. NH4 artı amonyum iyonu. Yani amonyum kökü. Dolayısıyla biz NH4 artı için iyon demeliydik. Daha spesifik bir şekilde iyonlardan artı yüklü bir iyon olduğu için katyon demeliydik. Peki. H2'ye bakalım. H2 bir element molekülü. Birden fazla atom bir arada ve tek bir bütün şeklinde ifade edilmiş. O halde yanlış verilmiş olan D seçeneği. Çelik, amonyak ve demir maddeleriyle ilgili. Öncelikle çelikten bahsedelim. Çelik, demir, karbon ve nikel gibi maddeleri içeriğinde bulunduran homojen bir karışım. Yani bir alaşım. Metal, metal alaşımı. Homojen bir karışım. Yani çelik bir saf madde değil. Peki, aynı şekilde amonyak formülü NH3 oluşan, NH3 olan ametal atomlarından oluşmuş bir bileşik molekülü. O bir bileşik, moleküler yapıdaki bir bileşik. Peki, demirden bahsedelim. Demir ise formülü Fe olan bir element, bir metal. Peki, tek tür atom içerenler sadece elementler tek tür atom içeriyor. Dolayısıyla çelik bir element değil. Yapısında demir, karbon, nikel gibi farklı elementler var. O bir alaşım, homojen bir karışım. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. Farklı tür atom içerenlere verilen örnekler doğru mudur? Çelik, demir, karbon, nikel gibi farklı tür atomlar içerir. O bir karışım. Amonyak bir karışım değil. Bir saf madde, bir bileşik.
Ama yapısında azot ve hidrojen gibi farklı protonlar var. Dolayısıyla ifade doğru. Tek tür molekül içerenler, bileşikler sadece tek tür molekülden oluşur. Yani amonyak bileşiği sadece NH3 moleküllerinden oluşur. Dolayısıyla amonyak için verilen örnek doğru. Çelik farklı tür atomlardan oluşuyordu. Moleküler yapı değildi. Demir de zaten atomik yapıydı. O halde doğru cevabımız E seçeneği. Kimyasal türlerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş sorumuzda. Tüm elementlerin kimyasal türü atomdur. Evet, elementler aynı cins atomdan oluşmak zorunda. Bu doğru. Ama element deyince elementlerden bazıları doğada atomik yapıda bulunurken elementlerden bazıları doğada moleküler yapıda bulunabilir. Mesela soy gaz olan helyum, neon, argon, kripton, xenon, radon doğada atomik yapıda bulunurken yine aynı şekilde demir gibi, bakır gibi, gümüş gibi, altın gibi bazı metaller de doğada atomik yapıda bulunur. Moleküler yapıda bulunan elementler de var mıdır doğada? Evet, ametal moleküllerinin bir kısmı. Mesela H2, Cl2, Br2, I2, S8, P4, O2, O3 gibi bazı ametal atomları da doğada moleküler yapıda bulunabilir. Ametal elementleri de. O zaman tüm elementlerin kimyasal türü atomdur deme şansına sahip değiliz. Yani moleküler yapılı elementler de olabiliyormuş. İyon türündeki maddeler artı yüklü olabilir, katyon, eksi yüklü yani anyon olabilir. Bu ifade doğru. Bileşik molekülleri en az iki farklı cins atom içerir. Bileşik olmanın kuralı. Farklı cins atomların ve aynı cins moleküllerinin olması. Dolayısıyla farklı cins atom içerecek. Mesela HCl olabilir. Mesela HBrO4 gibi de olabilir. Yani 3 farklı cins atomunu içerebilir ama en az 2 farklı cins atom içerecek. Moleküller en az 2 atomdan oluşur. Evet, bir element molekülü H2 en az 2 atom. Bileşik molekülü HCl en az 2 atom. Dolayısıyla bu ifade doğru. Moleküllerde eşleşmemiş elektron bulunabilir. Eşleşmiş elektron kavramı Lewis nokta sembolle anlatılabilecek bir kavram. Lewis nokta sembol atomların son katmandaki elektronlarının yani biz ona değerlik elektronları diyorduk. Değerlik elektron sayıları kullanılarak gösterilen bir model. Bu modelde atomlar birbirlerine nasıl bağlanmışlar ya da hangi elektronlarını ortak kullanmışlar bunları anlama şansına sahibiz. Peki örnek vereyim Lewis noktanın tamamını anlatmadan. Mesela karbondioksit molekülünden bahsedelim. Buradaki karbon 4A grubunda ve değerlik elektron sayısı 6. 4. Oksijen 6A grubunda değerlik elektron sayısı 4. Buradaki karbonlarla oksijenler arasındaki ortak kullanılan elektronları arada gösteriyorum. Bu maviyle işaretlemiş olduğum elektronlar aralarında kullandıkları ortak elektronlar. Biz bunlara ortaklanmış elektronlar diyoruz. Peki, bağ yapımına katılmamış elektronlarını gösterelim. 6A grubu olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde oksijen için 2, 3, 4, 5, 6. Karbonun 4 elektronu 4 de bağ yapımına katılmış. Peki, hocam bu kırmızıyla gösterdikleriniz nedir? Kırmızıyla gösterdiğim bu elektronlar eşleşmiş elektronlar. Bağ yapımına katılmamış ama birer çift halinde bulunuyor. Biz bunlara eşleşmiş elektronlar diyoruz. Peki soruda ne diyordu? Moleküllerde eşleşmemiş elektron bulunabilir. Bu verdiğim örnekte bulunmuyor. Ama bulunan bir örnek vereyim. Mesela diyelim ki azot monoksit. Azot 5A grubu, oksijen 6A grubu. Azotun değerlik elektron sayısı 5, oksijeninki 6. Peki azotla oksijen arasında ikili bağ kuruluyor. Dolayısıyla şu aradaki elektronları ortak kullanıyorlar. Azotun değerlik elektronu 5'ti. Biz şu an sadece iki tanesini bağ yapımında kullandık. 3, 4, 5. Oksijenin değerlik elektronu 6'ydı. 2 kullanmıştık. 3, 4, 5, 6. Azotun eşleşmemiş, bağ yapımına katılmamış tekil elektronu var mı? Moleküllerde eşleşmemiş elektron bulunabilir miymiş? Evet, bulunabilir. Yani azot monoksit için bu elektron eşleşmemiş elektron. Dolayısıyla bu da mümkündür. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen taneciklerin kimyasal türlerle eşleştirilmesinde hangi iki kimyasal türün yeri birbiriyle değiştirilirse eşleştirme doğru olur diye sorulmuş. Öncelikle biz kendi türlerimizi oluşturalım.
Eksi yüklü bir iyondan bahsediyorsam aslında kimyasal tür iyon ama eksi yüklü iyonlara biz anyon diyorduk. Dolayısıyla birincisiyle ilgili verilen bilgi doğru. Dolayısıyla onu eleyelim. Yani yer değişikliği söz konusu değil. Helyum bizim için tek atomlu bir yapı. Yani o zaman kimyasal türü atom olmalıydı. Notumuzu aldık. Burada molekül verilmiş. Bu yanlış. H2S için bakıyorum. H2S birden farklı atom içeriyor. Ametal atomlarından oluşmuş. Yani moleküler yapıya sahip bir bileşik. Dolayısıyla bunda da molekül bilgisi doğru verilmiş. Yani bunu da eleyebilirim. O halde 2 ve 4 yer değiştirmeli. Yani başka seçenek kalmadı. Ama 4'ü de inceleyelim. N2 tek tür atom içeriyor. Yani sadece azot. Ama atomik yapımı yoksa birden fazla atom bir araya gelmiş mi? N2 ile ifade ettiğime göre ikili bir yapı. Yani diatomik bir yapı. Yani moleküler yapılı. Dolayısıyla moleküler yapılı bir element. Burada ise atom denmiş. Dolayısıyla yanlış. O halde 2 ve 4'ü yer değiştirirsem biz zaten N2'ye molekül demek, helyuma da atom demek istiyorduk. Dolayısıyla 2 ve 4 yer değiştirilirse eşleştirme doğru olacak. Cevabımız B seçeneği. Sorumuzda P2 ve HF ile ilgili özelliklerinden hangileri her ikisi için ortaktır diye sorulmuş. Öncelikle P2 tek tür atom içeriyor. Tek tür atom içerdiğine göre o bir element. Peki aynı şekilde HF'ye bakalım. HF iki farklı atom içeriyor ve belirli bir formülü var. Yani bir hidrojene bir flor bir araya gelmiş. Demek ki o bir bileşik. Peki F2 bir ametal, daha doğrusu flor bir ametal, aynı zamanda hidrojen bir ametal. Ametallerin bir araya gelerek oluşturdukları yapılar ve moleküler yapılar. Yani F2 bir element molekülü. HF ise bir bileşik molekülü. O halde kimyasal türlerinin molekül olması her ikisi için ortak. Oluşumlarının kimyasal yolla gerçekleşmesi. F2'nin oluşumunda iki tane flor atomu arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ kuruluyor. Dolayısıyla F'nin oluşması kimyasal yolla gerçekleşiyor. F2'nin oluşması. F atomları arasında kimyasal olarak kovalent bağ kuruluyor. Yine HF'nin oluşmasında ise hidrojenle flor atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla kovalent bağ kuruluyor. O zaman her ikisinin oluşumu da kimyasal yolla gerçekleşiyor. Peki tek cins atom içer mi? Flor yani F2 sadece flor atomları içerirken bileşik olan HF hidrojen ve flor atomları içeriyor. Dolayısıyla element ve bileşik için tek cins atom içer mi ortak olamazdı. Tek cins atom içer mi sadece element için ortak. O halde cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri yalnızca bir kimyasal tür içerir diye sorulmuş. Tek bir kimyasal tür içerecek. Peki tuzlu su dediğimiz yapı aslında sodyum klorür ile saf suyun karışımı. Yani H2O'nun karışımı. Peki tuzlu sudaki tanecik türleri ki iyonik bir bileşik, iyon. Peki H2O bir nedir hocam? Molekül. O zaman tuzlu su içerisinde hem iyon hem de molekül türü var. Yani tek tür tanecik içermez. Ayrıca zaten tuzlu suyun bir karışım olduğunu anladıysak tek tür tanecik içermeyeceğini bilecektik. Peki birinci öncül gitti. Kezzap formülü nitrik asit yani HNO3 olan bir bileşik. Bir bileşik olduğuna göre ve ametallerden oluşmuş bileşik o bir bileşik molekülü. Bu bileşik molekülü için kimyasal tür adı üzerinde molekül. O zaman yalnızca bir kimyasal tür içerir mi? Evet içerir. Peki altın bir element sembolü Au. Peki ne içerir? Tek cins atom içerir. Yani o zaman tek bir türümüz var atom. O halde yalnızca bir kimyasal tür içerenler element olan altın ve bileşik olan kezzap. O halde doğru cevabımız E seçeneği olacak. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde yeni bir kimyasal türü oluşumu vardır? Birinci olayımızı incelediğimiz zaman sodyum yani atomik bir yapı, tek bir atom ve nötr. Peki sodyum artı haline gelmiş yani elektron vermiş. Artı yüklü tanecikler ve eksi yüklü tanecikler iyondu. Hatta buradaki sodyum artı olduğuna göre o bir katyon yani neticede iyona dönüşmüş. O halde bizim kimyasal türümüz atomdu. Birinci de atomdan İyona dönme var. Dolayısıyla birincisinde yeni bir kimyasal tür oluşumundan bahsedebiliriz. İkincisinde CO2 bir molekül, bileşik molekülü. Burada da CO2 yine
Sadece değişen şey fiziksel hal ama bu onun moleküler yapı olmasını değiştirmiyor. Dolayısıyla yeni bir tür oluşumu yok. Üçüncüsünde ise potasyum artı yüklü bir iyon, yani iyonik bağlı bileşiğin içerisinde potasyum artı iyonumuz, nitrat ise eksi iyonumuz. Yani iyonlardan bahsedebilirim tür olarak. Peki su molekülü var. Peki şimdi hala o iyonlar burada var mı? Potasyum ve nitrat var. Peki su mevcut mu? Evet, hala mevcut. Dolayısıyla yeni bir kimyasal tür oluşumu yok. Ayrıca burada gerçekleşen olay fiziksel bir dönüşüm. Burada yeni bir tür oluşmasını bekleyemezdim. Peki dördüncüsüne bakacak olursak NaCl, Na artı ve Cl eksi iyonları içeriyor. İyonik bir bileşik. Yani kimyasal türümüz iyondu. Şimdi ise Na'ya dönüşmüş. Yani kimyasal tür atom. Peki Cl2'ye dönüşmüş. Kimyasal tür molekül. O zaman iyondan atom ve molekül olmak üzere iki yeni kimyasal tür elde ettim. O halde yeni bir kimyasal tür oluşumu olanlar 1 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki maddelerden hangileri atom, molekül ve iyon kimyasal türlerinin üçünü de yapısında bulundurur? Atom, molekül ve iyon kimyasal türlerin üçünde bulunduracak. Hava dediğimiz yapının içerisinde çeşitli atomlar var. Mesela soy gazlar, helyum, neon, atomik yapıda bulunuyor. Yine çeşitli elementler de moleküler yapıda bulunabiliyor. Mesela havanın %21'i oksijendi. %78'i ise azot molekülüydü, N2. Yine bileşik molekülleri de bulunur. Karbondioksit gibi, metan gibi, su buharı gibi, H2O gibi. Yani çeşitli atomlar ve moleküller bulunuyor. Peki iyonlar da bulunur mu? Evet, güneş ışığının etkisiyle veya çeşitli yıldırım, şimşek gibi olaylarla havanın içerisinde çeşitli iyonlaşma süreçleri gerçekleşir. Yani bazı elementlerin mesela oksijenin negatif yüklü halleri, oksijen eksi, oksijen eksi 2 bu şekilde bulunabilir. Dolayısıyla iyon da bulunur. O halde atom, molekül ve iyon yapısının tamamını bulundurabilir mi hava? Evet, bulundurur. Peki buzlu su dediğimiz yapı aslında H2O'nun katı haliyle, yani buz ile H2O'nun sıvı halinin bir arada bulunması. Tek tür molekülden bahsediyoruz. Yani tek tür taneciğimiz var, o da molekül, H2O molekülü. O halde buzlu su sadece molekül türünü bulundurur. Kibrit alevi dediğimiz şey ise aslında plazma. Plazma maddenin dördüncü haliydi. Yapısında çeşitli atomlar, maddelerin moleküler yapıları, yine aynı şekilde iyonlaşmış halleri, çeşitli iyonlar, elektronlar, yine radikaller gibi tanecikler bulunabilir. Dolayısıyla atom, molekül ve iyon yapılarının tamamını içerir. O halde doğru cevabımız D seçeneği olacak. Karbon ve hidrojen atomlarını içeren iki farklı dönüşümde gerçekleşen olaylar yukarıdaki şekilde ifade edilmiştir denilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Önce olayları bir inceleyelim. Birinci olayda gerçekleşen şey bir karbon atomu, bir hidrojen atomu ve bunların etkileşimiyle yeni bir atom türü oluşmuş. Azot atomu, yani proton da değişmiş. Bu normalde bizim kimyasal ve fiziksel olaylarda görebileceğimiz bir şey değil. Bu ancak nükleer kimyada görebileceğimiz bir şey ya da nükleer reaksiyonlarda görebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla yani bu atom çekirdeğinde gerçekleşen bir dönüşüm. Peki burada gördüğümüz şeyi birazdan yorumlayacağız. İkincisinde ise C2H4H2 ile bir araya gelmiş. Yani yeni bir bileşik oluşturmuş. Aslında C2H4 bir moleküldü. H2 de bir moleküldü. Bunlar bir araya gelerek atomların türü falan değişmedi. Yine yeni bir molekül oluşturdu. Bu benim için kimyasal bir reaksiyon. Kimyasal reaksiyon. Peki her iki olayda da kimyasal özellikler değişmiştir. İkinci olayda kimyasal özellikler değişmiş. Birincisinde nükleer reaksiyonla beraber yeni atom türü oluşmuş. Yeni atom türü oluştuğuna göre kimyasal da değişmiştir. Aslında hem radyoaktif olaylar değişti hem de kimyasal. Ama kimyasal da değişmiş midir? Değişmiştir. Çünkü kimyasalı belirleyen şey proton ve elektron sayısıydı. Bunlar değişmiş. İkinci olayda reaksiyona giren ve oluşan maddeler birer moleküldü. Belirtmiştik. C2H4 bir bileşik molekülü, H2 bir element molekülü, C2H6 da bir bileşik molekülü. Her iki olayda da atom türü korunmuştur. İkincisi kimyasal bir reaksiyon. Kimyasal reaksiyonlarda atom türü korunur. Hatta bakarsanız karbon, hidrojen ve başka bir atom yok. Yine karbon, hidrojen.
Birinci olayda ise karbon ve hidrojen reaksiyona girerken azot çıkıyor. Yani atom türü değişti. Yeni atomlar oluştu. Bu ancak ve ancak çekirdek reaksiyonlarında, yani nükleer reaksiyonlarda olabilecek bir şey. O halde doğru cevabımız 1 ve 2. Yani C seçeneği.